Finale hoş geldiniz. Süper Lig'de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Lig şampiyonluğu ve düşen ilk takım belli olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Son haftaya ligden düşecek son iki takımı arıyordu son haftada Süper Lig. Ve Bursaspor tarihinde ikinci kez ligden düşme acısıyla karşı karşıya kaldı. Yeşil beyaz takım Malatya'da rakibini 2-1 yenmesine rağmen Göztepe'nin kendi sahasında Ankara gücünü 2-1 mağlup etmesi üzerine ligden düşen son takım oldu Erzurumspor'la birlikte. Bursaspor'da bu gelişme üzerine yönetim kongre kararı aldı. Yeşil Beyazlı Kulüp 15-23 Haziran tarihleri arasında olağanüstü genel kurul kararı aldı ve 15-23 Haziran'da genel kurul yapacak. Bursa Spor'u nasıl bir süreç bekliyor? Bunları bu akşam tartışacağız. Neden bu noktaya geldi Yeşil Beyaz takım? Bunları da tartışmaya çalışacağız. Tabi son bir haftadır, 10 gündür Süper Lig 21 takım olur mu tartışması gündemde. Bununla ilgili de son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Özellikle Bursa Spor, Erzurum, Göztepe'nin bu konuda Kulüpler Birliği'nde bazı görüşleri vardı. Diğer kulüplerin de olumlu bakışı vardı. Acaba UEFA bundan nasıl bir cevap verecek? Bunları da sizlere anlatmaya çalışacağız programımız esnasında. A milli takımda toplandı biliyorsunuz. Yunanistan ve Özbekistan'da iki hazırlık maçı var. Ardından da Fransa ve İzlanda'yla eleme grubu maçları oynayacak. 6 puanla grupta şu an A milli takımımız. Bursaspor'dan da Umut Menaş var A milli takımda. Milli takımdan da biraz bahsedeceğimiz final başlıyor. Erkan Sağlık ve Beytullah Suat'la birlikteyiz. Erkan Malatya'daydı. Akşam saatlerinde geldi. Evet. Nasıl bir tablo vardı Erkan? Maç öncesi neler vardı? Maçtan sonra neler yaşadınız orada? Ya şöyle söyleyeyim. Maçtan önce nasıl bir hava vardı? Vallahi yani biz 2004'te de düştük. Ben böyle bir atmosferle daha önce hiç karşılaşmadım. Yani böyle sanki böyle her şey kabullenilmiş gibi bir hava vardı yani. Biz 2003-2004'te de düştük. Sakarya'da öyle bir hava yoktu. Yoktu tabii canım. Sakarya'da zaten öyle bir hava yoktu. Yani o dönem mesela kalitede de bir kadromuz vardı mesela. Yakıştıramamıştık kendimize. Düşmeyi de kabul etmemiştik. Ama şimdi dün bakıyorum ben Malatya'da. Her şey kabul edilmiş mesela. Yani yönetim stada geliyor. Başı önde eğik geliyor. Futbolcusu sahaya çıkıyor. Başı önde eğik. Sonra süreçte işte gülerek sahadan ayrılıyor. Taraftar kabullenmiş. Onlar da çünkü 1200 km yol yapmış, 1200 geri gelecekler. Haftalarda zaten kötü futbol, galibiyetler gelmiyor. Sıkıntı büyük. Onlar da mesela 30-35 dakika sonra oturdular yerinde maçı seyrettiler. Mesela çok da fazla destek de vermediler o anlamda. Ama çok normal. Şunu söyleyeyim. Bursaspor'da artık gerçekten bir şeyin değişmesi lazım ama bu futbolcularla, bu teknik heyetle, bu başkanla, işte bu yönetimle olmadığını zaten gördük, gözlemleyebildik. Ancak Bursaspor'a tabii 15 yıl sonra tekrar düşmek yakışmadı. Bunu zaten sürekli söylüyoruz. Sezon başından beri yaptığımız uyarılar dikkate alınsaydı belki de bunlar bugün başımıza gelmeyecekti. Yani bir santrafor alamadık yani, öyle söyleyeyim. Yani 20 milyon TL daha para harcasaydık ve sezon başı Beşiktaş'ın 6. santrafor Umut'u yerine Sako'yu zorlayacak bir santrafor veya Sako'nun önüne geçecek bir santrafor alsaydık bugün bunları konuşmayacaktık. Yani 20 milyon TL'ye 140 milyon TL'ye değişmiş olduk, öyle söyleyeyim sana. Gelirlerle belki de daha fazla gelirimiz var. Bilmiyorum şimdi tam federasyondan, yayıncı kuruluştan gelen gelirler. 140 milyon TL'de konuşuluyor. Böyle bir kumar oynadı başkan Ali Ay ve yönetimi. Onları tebrik etmek lazım. Yani 3 sezonda arka arkaya gelen başarısızlıklarla sonunda takımı düşürdüler küme. Yani böyle bir istatistik de var çünkü onlar için. Onlar da kabul etmişler. Yani gördüğüm fotoğraf dün oydu. Malatya sporlular, biz gol attık. Yusuf gol attıktan sonra tribünler karıştı. Saha içi karıştı. Kulübe de tribünler karıştı. Kulübe kendi arasında karıştı. Herkes birbirine girdi. Başkan, yöneticiler aşağı başladı bağırma. Malatya mı? Malatya. Yani maçı verdiğiniz gibi böyle imalar çıkmaya başladı. Aslında bizim takım yani maçı verecek, yani maçı alacak bir durumu da yok. Yani attı, şans koydu. Bizim bu spora hiçbir tepki olmadı mesela. Çok enteresan yani hiç. Daha önce de bize böyle refleks olmadı. Yani biz hiçbir zaman bu sezon için söylüyorum yani böyle bir sahaya olumlu şekilde etki edecek bir hamlesi olmadı bence. Yeşil beyaz oyuncular da buna keza. Ama dediğim gibi ya çok üzüldük. Ama şöyle söyleyeyim, ben 2003-2004'te düştüğümde yıkılmıştım. Bu sefer mesela sanki böyle alıştırılmış olduk herhalde. Sadece kafamdan yukarısı ateş gibiydi.
Ama futbolcunun halini görünce, yönetimin halini görünce mesela çok tuhaf oldum, onu söyleyebilirim. Tabii ki bu takım için büyük destek veren insanlar var. Yani nasıl var, taraftarlar mesela cefakar. Yani dün ben onu söyledim orada, tekrar söyleyeyim. 2000 lira asgari ücret alan bir Bursaspor taraftarı maaşın üçte birini bu tip maçlarda veya işte deplasmanda veya forması alıp kombinesi alıp parasını harcayan insanlar var. Bu insanların ahını aldığınız zaman iki yakınız bir araya gelmez. Ben söyleyeyim, bunu başkan da üstüne alabilir, yönetim de, futbolcu da, teknik heyeti hiç fark etmez. Bunların bir şekilde vebali bir, şey, bir yerlerine çıkar. Çünkü çok büyük hatalar, çok büyük kumarlar oynadı bu sezon. Göz göre göre geldi bu küme düşme. Ne diyoruz? Şampiyon olmuşsun sen 9 sene önce ve bu takım bu sezon küme düşüyor. Ve istikrarlı bir şekilde gidiyor. Şimdi bakıyorum listeye, yönetim kurulunda ikinci başkan Cem Öztürk. Seviyorum kendisini ama sen bir sezon önce işi Bursa düşmüşsün ve ikinci başkanlık görevi alıyorsun. Yani bir yerde bir gariplik var. Bakıyorsun altyapıda bir tane takım şampiyon oldu mu bize bu sene? Benim bildiğim yok. Hiç yok. Sıfır. Başarısız demek ki. Yani başarısızlar arka arka gelmiş. Bakıyorsun dün takımda sağ bek yok. Orhan. Haftalardır sağ bek yok. Barış'ı gönderdik. Burak Kapacak, Muhammed Emin Sarıkaya kulübede oturuyor. Kim kime eşleşecek mesela? Kim, ya ne yapmamız lazım? Kimse kendine dikkat etmiyor yani. Anlatmak istediğim bu. Futbolcular da kendine çekip düzen vermesi lazım. Vermediler. Bir türlü forma. Dün Onur Atasay sağ bek oynuyor. Bir önceki hafta oynadı. Yani bir Bursa Spor'da bir başarısızlık var ve bu başarısızlık sanki insanlara öyle bir anlatılıyor ki sanki Bursa Spor uzay üstü bir takım yani. Barcelona gibi bir takım. Ya işte bir kulüp, pardon, takım demeyeyim, kulüpten bahsediyoruz. Büyük bir başarısızlık var ama herkes bir şeyin arkası saklanmış. Maalesef yıllardır bakıyorsun yönetici kadrolarına. Bugün yani küçümsek istemiyorum ama çok basit insanlar da var tabii ki. Yani cebinde dolmuş parası olmayan insanlar artık yönetici olabiliyor, aday olabiliyor ve fotoğraf zaten oradan buralara geliyor. Niye? Çünkü iş adamları ve insanlar sindirildi. Küçük olsun benim olsun mahiyetinde yapılan eleştiriler, hakaretler, küfürler eleştirilerin sayesinde bugün baktığın zaman Bursa'nın sayılı iş adamları, Bursa Spor'lu insanların hepsi uzaklaştı, kaçtı. Niye? Küçük olsun bizim olsun. Bakıyorsun bugün yönetici kadrosuna herkes yönetici olma potansiyeline sahip. Bugün tribünden insanlar, ya kimseyi anlamak istemiyorum. İnşallah insanı anlıyorum. Ben kimseyi küçümsemek istemiyorum. Herkes Bursa Spor yönetici olabilir ama bu kadar kolay olmamışsalım. Dün Bursa Spor küme düşüyor. Tribüne bakıyorum. Bakmak istemiyorum ya o hocaya. Hasan Parlakay, Cem Öztürk, Hayrettin Gülgüler, Görkem Akbaş, Mustafa Ermiş. Hepsini tanıyoruz tek tek. Ali Ağa içeride zaten çıkamadı. Fotoğraf bu. Sen bir inanmıştık, bir cevap yani başkanın sadece Erkan Aydemir oradaydı, Enver oradaydı. Yani bir başkanın cebinden verdiği parayla bir yere döndürmeye çalışsın olmadı. Hataları yüzüne vurduk başkanın. Mayıs ayında dedi ki bize, hatalardan ders aldım. Ben bu takımı daha iyi yerlere getireceğim dedi mi? Dedi değil mi? Hepimiz anlattı. Hepimizi kandırdı çünkü. Yani bugün ben başkanla ilgili bir kongre üyesi davaysa başkanla ilgili inan kazanır. Çünkü kandırıldı insanlar. Yani bir bu kadarlar verim dedi, bir şey vermedi ve takımı düşürdü yani. Öyle bakmak lazım. Niye kandırıldın? Bu sefer de kandırılmasaydın. İnsanların istemediği isimler var. Sana her seferinde söyledik. Bu takıma adam gibi bir menajer al. Adam gibi bir sportif direktör getir. Futboldan anlayan insanları etrafına doldur. Sen her seferinde parayı ben verdim, düdüğü ben çalacağım. Böyle bir mantık yok ki. Nasıl sen düdüğü sen çalacaksın? Bu profesyoneliktir ya. Bugün bakıyorsun Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkanı tek başına mı alıyor bütün kararları? Altında Abdurrahim Albayrak var. İşte Şükrü Azneder var, Fatih Terim yardımcısı, Fatih Hoca'nın ekibi var. Bir şekilde karar alınıyor. Beşiktaş'ta da 12 yazar. Sen birilerine güvenmezsen zaten bu iş rayından çıkar. Bir türlü başarı zaten o yüzden gelmez. Yani bizdeki sıkıntı, hastalık bence bu sezon buydu. Sen başkansın, 140 milyon TL verdim diyorsun. Sen şimdi 140 milyon TL zarar uğrattın bu kulübe veya yönetimi. Bu sezonki diyet bu. Yeşil Bursa düştü geçen sene. Birimizin sesi çıkmadı ya. Kimse eleştirmedi. Niye? Hadi dedik biraz daha iyi olsun diye mücadele ettik. Azıcık daha fazla konuşalım dedik. Ne oldu? Bunun hesabını kim verecek şimdi? Vermedin. Bu sene kim verecek? Cem Öztürk çıkacak, verecek o zaman. 4-5 milyon TL'lik takım düştü. Ya 4-5 milyon TL bu yönetimin gözünde ne biliyor musun? 4 TL gibi bakıyorlar mesela. Az para mı ya? Koca Yeşil Bursa düştü. Kimse ses çıkmadı. Bizim de çıkmadı. Eleştirmek niye? Cem abiyi de sevdik, başkanı da. Çünkü inandık. Acaba daha iyisi yapabilirler mi? Yapamadılar. Alay da ona keza. Yapamadınız. Bu kadar basit yani ama başarısızlık. Artık buraya kadar geldi ya. İnsan utanma olur ya. Şuraya bak, 16. sırada 37 puanla bu takım düşüyor ya. Yakışır mı Bursa Spor'a ya? Vallahi çok doldum yani. Ben yolda bugün geldim, ben bir gün sonra da uçacağım. Yani büyük fiyasko ya. Yani bir şampiyon olmuş takımın düştüğü durumlara bak. Yani sen bir transfer yapsak şu anda 6.yiz belki, Fenerbahçe'ndeyiz ya.
Rize Spor düşün. Ligin en altındaydı. 12 puandaydı. Ligi bitirdikleri yere bakar mısın? 11 sırada 41 puandı. Daha iyi çıkış 4 oyuncu mu aldı? 5 oyuncu 4, aldı. 4 oyuncu. Yani yaptıkları maliyet 2 milyon euroluk maliyetle buralara geldiler. Yani birçok takım böyle yaptı. Yani bir tek onlar değil ki. Transfer yapmayan bir tek Bursa Spor vardı. Evet. Ve ben dün gibi hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Sezon başında söyledik alın alın almadılar. Devre arası dedik ya alın. Bak açın tahtayı kardeş bu takım düşer. Yöneticiler biz almamaktan yanayız. Başkan ben almasam mı? Ya siz koca bu camianın sorumluluğu üzerinize almışsınız ama siz bu kadar da yani ne bileyim küçük düşürmeye şeyiniz yok. Yani cümleleri de kuramıyorum artık çünkü çok cümleler çıkması istiyorum ağzından. Yani biraz daha dikkatli olmaları lazımdı ama bunu hiç kimse kayla almadı ki bizlere. Kimseyi almadılar. Yani bir sezon başlarında bu takım hadi dedik Samet Hoca geldi. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Niye gidiyor dedik. Çünkü takım potansiyeli bu arkadaşlar. Bu takım buydu zaten. Yani sezon başında da buydu yani. Biz bu oyuncularla baş başa kaldık. Tsako transferin son günü Bursa Spor transferi oldu. Umut Nayır transferin son günü geldi. Ya bir takımın santraforu yoktu ya sezon başı. Var mıydı? Yoktu. Kimlerle çıktık biz maçta? Santraforsuz çıktık iki maça. Santrafor, Umut Nayır, Tsako. Hatta senin sünce dün de Sako'yu transferini yazdık biz haberini. Evet. Yani sen nasıl bir planlama var? Nasıl bir program var? Kime, kim neye güveniyor? Ben onu anlamadım. Şimdi bakıyorsun 38 puan. Ama sen Bursa Spor bu kadar kolay değil ya. Biraz daha dikkat etmeye lazımdı. Pahalıya patladı bize. Şimdi herkes parasını peşinde. Bankalar parasını peşe düşecek. Başkan düşecek parasını peşine. Bunların hesabını kim ödeyecek şimdi? Kime çekeceğiz biz faturayı? Sezon bitti. Şimdi hayal bir ya ben İstanbul'da kaç tane takım var bilmiyorum şu anda ya. Süper şey bir alt ligde. Ben de bakmadım hiç. Bak konsantre olayım. Çünkü inan bakmak istedim. Belki de lig başlayınca anlayacağız acısını hissedeceğiz yani. Vallahi billahi bilmiyorum. İstanbul'da kaç tane takım var? Şu an ligde bilmiyorum yani. Bakmadım çünkü bakmak da istemiyorum. Ama bizi bu durumlara düşenler utansın ya. Sen sezon başı Kubilay'a veriyorsun. Ankara Gücü'ne devras geldi oluyor. Bir maç oynamadı ya. Ya nasıl planlama? Samet Hoca sen neler yaptın abi? Sana da inandık biz ya. Dedik alt tepe. Bir tane bir şey yapamadın. Hadi Mesut Hoca en masum o bugün açıklama yapıyor. Bence en masum Mesut Hoca. Bir konuşursam yaralır. Ya 6 haftalık hoca eğer bu cümleleri kullanıyorsa bu kulüpte işler iyi gitmiyor demektir Orhan. Ya bir sıkıntı var demek buralarda. Bunu başkan ama bu sıkıntıyı Mesut Hoca söyledi ama 3 sezondur zaten bu sıkıntılar var. Bir türlü anlamadım. Sen Harun Tekin gidiyor. Hasan Parlakay'la problem var diyor. Aziz Feyiş gidiyor. Onunla problem var diyor. Kong gidiyor. Bunda problem var diyor. Ertuğrul geliyor. Hasan'da problem var diyor. Hep aynı isimler üzerine yoğunlaşıyoruz. Başkan bir hamle yapmıyorsun kardeşim. Olmaz ki böyle ya. Oldu bu oldu. Şimdi ne yapacağız şimdi? Sen çekip gideceksin. Yine biz dertlerle baş başa kalacağız. Bugün bakıyorsun. Saçma sapan takımlar. Üçüncü takımlar arkandan meşale yakıp sevindi. Diyarbakır'da Cize'de biliyor musun? Böyle skandal olur mu ya? Bunların hepsini tek sorumlusu bu insanlar yani. Yazıklar olsun diyorum yani. Evet Beytullah. Hala yönetimiyle ilgili söylenecek çok şeyler söylendi bugüne kadar. Söylemeye de çalıştık mesela. Ya bir insan görev süresi içerisinde hiç mi doğru bir şey yapmaz mesela? Hiç mi doğru karar almaz? Hiç mi hatalarından ders çıkarmaz? Hiç mi doğruyu bulmaz mesela? Hata yaparsınız. İnsanız hepimiz. Hepimiz hata yaparız. Bir defa yaparız. İki defa yaparız. Üç defa yaparız. Ya bir yerden sonra deriz ki ya olmuyor arkadaş gitmiyor. Farklı bir şeyler yapayım deriz. Yanımızdaki insanları değiştiririz. Değiştiririz. Çalışma stilimizi değiştiririz. Farklı farklı metotlar deneriz mesela. Sayın Başkan görev süresi içerisinde bunların hiçbirini yapmadı. Hiçbirini yapmadı. Futbolcuya dayalı bir sistem benimsedi. Teknik direktöre dayalı bir sistem benimsedi. Sanki kulübün patronu teknik direktörlermiş, futbolcularmış gibi davrandı. Ya sen niye onu böyle yapıyorsun ki? Bu kulübün patronu kim? Futbolcu mu, teknik direktör mü? Onlar çalışan. Parasını zamanı gelince alıyor. Almayınca istiyor. Almayınca FIFA'ya veriyor. Avukatlarını gönderiyor. Sen bunlara nasıl bağlı kalabilirsin ki? Ali Ay'ın yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi budur. Göreve geldiği ilk günleri hatırlayın Ali Ay'ın. Para yok, para yok, para yok. Milleti para kelimesinden bıktırdı Ali Ay. Borç kelimesinden bıktırdı. Bak görev süresince oldu bütün bunlar. Para, borç, destek yok, kaynak yok. Bunları herkes biliyor. Herkes biliyor bunları. Kur farkı, kur farkı. Malatya Spor olan idari genel kurul yaptı hafta sonunda. Sezon başında oyuncu satmadan önce 26 milyon TL'ymiş borçları.
Oyuncu sattıktan sonra 11 milyon TL'ye inmiş. Onlara kur farkı yok mu? Beytullah, bir bize mi var bu kur farkı? Şurada hemen bir gireyim. Maçta eşitim için söyleyeyim. Evet. Adil Gevrek değil mi? Adil Gevrek, Gevrek paralar nerede diye başladılar. Bağırdı taraftar. 11 milyon TL borcu. 11 milyon borcu için. Bak, burada söylüyorum. Adil Gevrek paralar nerede diye bağırdı taraftar. Bir üstad bağırdı. 11 milyon TL borcu var. Yöneticiler. Yöneticiler özellikle şunu söyleyeyim bakın. Para vermeyebilirsiniz bu kulübe. Sayın Başkan para verdiği için ses de çıkartamayabilirsiniz. Ya ben yönetici olsam, bak yönetici olsam, ya derim ki istediğim kadar para da vermeyeyim. O koltuğu kaplıyor da olayım. Ama bir yerden sonra isyan ederim arkadaş. Ya derim hata yapıyorsun Sayın Başkan derim yani. Siz ne yaptınız? Hiç sesinizi çıkarmadınız. Bir tek Sezer Sezgin'i ayırıyorum. Bak bir tek Sezer Sezgin'i ayırıyorum. O da basketbol takımıyla vermiş olduğu mücadeleden dolayı ayırıyorum. Ayrı bir kısımda. Sezer Sezgin hariç hepsi bu tablodan sorumludur. Sayın Başkan karar alıyorsa isyan et arkadaş. İstifa et, isyan et. Siz kendi aranızda bir olamıyor musunuz? Ama deplasmanlar güzel. Uçakla gidiyorsunuz, geziyorsunuz, yemek yiyorsunuz, otelde kalıyorsunuz. E bunlar güzel şeyler değil mi? Maçı seyrediyorsunuz. İnsan bir kere mi isyan etmez ya? Bir kere mi isyan etmez insan yani? Ya bak getir, amatör kümede takım yönetemezler. Bak amatör kümede takım yönetemezler. Samet Aybaba. Samet Aybaba'nın dokunulmazlığı mı var ya? Samet Aybaba Fatih Terim mi? Şenol Güneş mi? Teslim ettiniz kulübün anahtarını verdiniz Samet Aybaba'ya. Genç çıkartıyor, genç çıkartıyor. Her zaman övündü. Şampiyonluğun temelini ben attım. Küme düşmenin temelini de sen attın hocam. Nasıl olacak şimdi? İstediğim transferler yapılmadı dedi. İstifa etseydin o zaman. Sezon başında istifa etseydin. İstediğin transferler yapılmadıysa sezon başında istifa etseydin. Ve bu Samet Aybaba 27 hafta Bursaspor kulübünde görevde kaldı. 27 hafta. Tarihin en başarısız teknik direktörlerinden bir tanesini dahi gönderemedi Sayın Başkan. Bir önceki dönemde göndermedi ki bak, zaten. Bak gönderemedi. Bu sezondan bahsediyorum. O zaman da gönderemedi. Samet Aybaba kendi gitti. Yönetim yine onu gönderemedi. Ve arkadan Samet Aybaba'nın önerdiği Mesut Bakkal'ı aldılar. Ya hakikaten söylenecek bir şey yok. Ve gittiler Mesut Bakkal'a 7 maç için 1 milyon 500 bin TL para verdiler. Ya şaka mısınız? Kulübün parası yok diyorsunuz. 7 maç için teknik direktöre 1,5 milyon TL para veriyorsunuz. Yani kötü kulüp yönetmekte üstlerine yok bak. Bak kötü kulüp yönetmekte üstlerine yok. Ya, yok zaten bulamazsın. Bak Türk tarihinde bu tarz bir yönetim şekli bulamazsın. Ya, gelmiştir kötü başkanlar. Önümüzdeki sezon gitmiştir. Ben yapamıyorum demiştir, gitmiştir. Bir de şu var. Akşamki yapılan açıklamayı görüyor musun? Bursaspor kulübün yönetimi niye Malatyaspor maçının öncesinde kongre kararı almıyor? Niye bunu açıklayamıyor? Soruyorum size. Niye? Malatya maçından önce kongre kararını niye açıklayamıyor Bursaspor kulübü? Niye? Kalırsa devam ederiz diye. Benim aklıma sadece bu geliyor. Bir hafta bir hafta. Şimdi diyorsun ki 15 Haziran, 23 Haziran. Geç mi tarih? Geç değil mi? Şimdi de kalır. Ama şey en yakın tarih buymuş galiba. Ayrı. Önümüzdeki hafta alsan ne olacak? 15 Haziran olmaz da 7 Haziran beni olmuş. Beni düşündüren şu nokta. Yani herkesin tepkisi gayet doğal. Hepimiz tepki göstereceğiz zaten. Yani takımın bu noktaya gelmesinden ama. Benim için bir an önce bu transfer tahtasıyla ilgili bakıyorum yani. Haziran ayının sonuna kadar senin bu işi halletmen lazım. Bak şimdi ne güzel söylüyorsun. Haziran ayının sonuna kadar. Şimdi Bursa Spor, Bursa Spor yönetimi 8 gün var. Nasıl bir aylık? 8 gün var. 8 gün yok şöyle. Şimdi bir Bobanyovic dosyası var. Muhtemelen bir 280 bin euro, 300 bin euro öyle bir şey. Bir de ondan sonra bir 700-680 bin euro'luk frey var. O da Haziran sonuna kadar galiba. Benim duyduğum frey, ben Ozan İpek'le konuştum Antalya'da. Anlattı. Yani şu an demiş dosyayı şeyde FIFA şeyde galiba değil mi? UEFA'da. İstersem kullanırım ve yakın zamanda 6 puan silme cezası gelecek demiş yani. Direkt söylemiş frey. Ozan İpek söyledi yani. Daha o zaman söyledi. Şimdi 15 Haziran, 23 Haziran. Ya bana bir hafta önce açıklanmamasının nedeni ne olabilir oran? Bir hafta. Bak bir haftayı çok kısa bir zaman olarak görebilirsiniz ama niye açıklamıyorsunuz? Her şeyi geçtim. Daha önceden açıklamanız lazım da. Camiaya saldınız. Malatya Spor maçı sonrası kongre tarihini açıklayacağız. Niye açıklamıyorsunuz? Bursa Spor kümede kalırsa eğer devam ederiz diye açıklamıyorsunuz. Benim aklıma sadece bu geliyor. Ve gece yarısı bir açıklama yapıyorsunuz. Açıklamayı okuyorsunuz değil mi? Okudum. Hiç suçları yok. Hiç suçları yok bakın açıklamada. Futbol takımı etkilenmesin işte bir sürü kelime oyunları.
Hiçbir suçunuz yok ya. Hiçbir suçunuz yok yani. Divanda anlatırlar canım suçları şimdi. Ya divanda yani ne anlatacak divanda? Artık iş bitmiş yani. İş bitmiş artık. Şimdi bakıyorsun lige ne takımlar var. Bak ne takımlar var. Ya bir Sako kriziyle baş edemediniz bir sene ya. Bir sene Sako ile uğraştık biz. Adam cezayı kesti zaten. Bir sene Sako ile uğraştık biz. Kanat bulamadık, orta sahayı oturtturamadık, o dedik bu dedik. Say ve sezonu herhalde iki asistle mi tamamladı, bir golle mi tamamladı nedir? Maçtan sonra gülerek çıkıyor. Çıkar. Çıkar. Umurunda mı Bursa Spor? Senin yöneticilerin de gülüyor tribünde. Hepsi gitti bugün. Bugün hepsi gitti. Bir gün üzülür, iki gün. Koca bomba camianın üzerine kaldı. Şimdi diyoruz ki kim başkan adayı çıkar? Ne yaparlar, ne ederler? Bu borç batağıyla nasıl bulaşırlar? Nasıl baş ederler? Şimdi bunu düşünüyoruz mesela. Her aday şeyi... çıkar mı? Aday çıkar. Yani hayalci insanlar çıkmaması lazım artık bu saatten sonra. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi 8 tane isim konuşuluyor. Yani önüne gelen adayın derse bu işte... Hüseyin Akdemir 1, Timur Noyan 2. Evet. Hasan Erdem yazmış galiba. Hasan Erdem. Necmettin Kocaman. Ekrem Senal diyorum 5. Diğer 3 kişi kim? Demi Keskin yazılıyordu. Demi Keskin birleşti diye biliyoruz Timur Noyan'la. Hatta birlikte kulübe gitmişler galiba 2 hafta önce. Evet. Başkandan borçlarla ilgili bilgi almıştır. Orhan bir şey söyleyeyim mi? Şimdi gelecek başkan veya yönetim kurulu üyesi. Erkan dediğine katılıyorum. Hayal satmayacaksın. İlk önce ne yapacaksın biliyor musun? Bursa Spor'a lazım olan para belli. İlk önce hayır duası almak için, beddua almamak için personelinin parasını ödeyeceksin. Bak Şubat ayından beri insanlara para vermiyorsun. Personel sayısını otomatikman indireceksin. Herkesle tokalaşarak, öpüşerek vedalaşacaksın. İlk önce bu hayır duasıyla başlayacaksın bu işi. Ondan sonra geri kalanı yapacaksın. Bir de bir şey söyleyeyim. Bugün bizim Ertan'la konuşuyorduk. Abi Samet Aybaba gibi, Mesut Bakkal gibi, X başka Türk futbolunda eli çantası elinde gezen teknik adamlardan bir kere kendini sıyıracaksın. Bursa Spor Kulübü'nün kapısından içeri böyle teknik adamların artık girmemesi lazım. Tecrübeli. Bu mu tecrübe? Tecrübeniz bu mu sizin? Bu mu ya? Ne düşünüyorlar çok merak ediyorum biliyor musun? Altyapıdan U21 takımından 11 kişiyle çıksan Bursa Spor Ligi 10. bitirir dedi Samet Aybaba. Ne oldu? Tamam hocam başkana kızdın, futbolcuna kızdın, herkese kızdın. Ne oldu şimdi? Profesyonellik bu mu? Tecrübe bu mu? Bunları mı gerektiriyor? Bursa Spor Kulübü'nün kapısından içeri, bundan sonra bu tarz teknik adamları içeri dahi sokmam. Gelecek başkanın yönetimi milat yapması lazım Bursa Spor Kulübü'nde. Mesela? Milat. Getir abi kendi çocuğunu getir. Mustafa Eri getir. Teslim et takımı. Veya X birini getir. Kendi çocuğunu getir ya. Dün Hatay Spor, Adana Demir Spor maçı izliyoruz. Hatay Spor'da Fatih Palut galiba. Geçen sene de şampiyon. Fatih Palut. Kendi çocukları. Bak kendi çocukları. Oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Başarı var mı? Var. Bırak abi. Bırak kendi çocuklarım yapsın ya. Yaparım. Milat kararları alırım. Tabii bir kere şey de yapman lazım. Temizlik de yapman lazım ama şimdi. Komple bir Vakıfköy'de, Özlüce'ydi öyle bir temizlik yapacaksın ki her yeri rahatlatman lazım. Çünkü herkese bir gevşeklik olmuş. Öyle söyleyeyim sana. Yani Mesut Hoca'nın anlatmak istediği o mesela. Yani herkes 4 ay maaş almıyor. Herkes yüzü gülüyor kulüpte mesela. Oradan da bakmak lazım. Yani bir radikal karardan bahsediyoruz. Gelen kişinin işi hakikaten hem zor hem kolay. Cebine parayı koyarsan her türlü rahatlık senin elinde. Çok büyük temizlik yaparak da bu işi yapabilirsin, becerebilirsin. Yani her yerden başlıyorsun. Ya ufalacaksın. Ufalacaksın diyor. Yani ben de. Geçen hafta da söyledim. Vakıfköy'e taşırım takımı ya. Ya ben şimdi deplasmanda Adil abiyle beraberdim. Adil Cengizler de geldi. O da adayım diyor. Söyleyeyim yani Adil abi. Söyledi. Dedi böyle böyle. Bana da söyledi onu. Bu işte Adil de, abi. Dedi ha. Abi bu işte akıl işi diyor. Niye aday olmuyor transfer diyor. Transfer tahtası önemli değil diyor. Sadece bana borçlarla ilgili garanti versinler diyor. Kapalı kalsın diyor. Sıkıntı yok diyor. Transfer yapmazsam takımı tutarım ligde diyor. Hiç transfersiz açmazsam, ceza alırsam takımı tutarım ligde diyor. Ama açarlarsa da diyor. Açarsak diyor. Takımı lige çıkartırız diyor. Onu söylüyor. Ne, bir şey diyecektim Adil abiyle ilgili. Sen ne sordun Orhan? Ufalacaksın. O da onu söylüyor yani. Ufalacaksın. 170 iken 70'e düşeceksin diyor. Bir de bir. 50'ye düş ya. Düş tabii. Yani düşmezsen zaten bunda başarılı olma şansın yok. Yani onu göz ardı etmemek lazım. İkincisi şunu da söyleyeceğim. Yine başkana döneceğim. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Daha açık bir şey söyleyeyim Erkan. Bu Nilüfer'deki İbrahim Yazıcı stadı kaç kişilik? Küçük butik stat. Git orada oyna bazı maçlarını. Orada da stat yaptı be Mustafa Bozbey ambulans girişi yapmamış.
Misal veriyorum yani. Şaka gibi ya. Orada izin alıyor. Ya doğru söylüyorsun. Bugün hatta Bircan'la söylüyor olayı. Yani. İtalya'da oynama maçta. Doğru söylüyorsun. Ya Orhan hastaya çıkıyor biliyor musun ortaya? Bak biz yoldayken tabii çok zaman oldu. Düşündük, konuştuk arkadaşlarla da. Tartıştık. Ya şu stat yıkılmasaydı Atatürk stadı. Bu statta yeniden bir hayal kurup tekrar bu işi filizlendirebilirdik Atatürk stadında. Şimdi bu statta şimdi mesela elektrik parası, su parası, temizlik ve Bursaspor bunlarla nasıl başa çıkacak? Bunlar da hesaba katmak lazım. 200 bin TL masraftan bahsediyor aylık. Bir ilave yapayım mı sana? Şimdi bugün çıkardık biz onu. Hatta haberini de yaparız. Bursaspor bu sene 37 puan aldı değil mi? Evet. 30, maç 30. aldığı puanlarla birlikte işte maç galibiyetleri veriyor. 1.300'den hesapla. 1.3 yok. Tabii 2.600 beraberlik 1.300. 39 milyon TL kasasına para girdi Bursaspor kulübünün. Daha fazladır. Yani ortalama. 37 puan çarp bakayım. 37 çarp. Kaç? 48 mi yapıyor? 48 milyon. Neyse. 37 puan. 1.3'le çarp. Tabii 48 milyon. 48 mi yapıyor? Çok iyi para ya. Doğru 48. Yanlış yok. Akhisar bu puanla ligde kalıyor işte. Şimdi 200 bin lira mı alacak? Şimdi şöyle bir şey var. Denizli Spor bu sene Spor Toto Süper Lig'e çıktı. Hı. Hem de şampiyon olarak çıktı. 72 puan toplamış. Kasasına giren para ne kadar biliyor musun? 100 binle çarp 7 milyon 200. 5 milyon TL. Bak 5 milyon TL Spor Toto 1. Lig'de şampiyon oldu. 72 puanla kasasına bu kadar para giriyor. Görüyor musun kaybı? Şimdi Erkan'ın biraz önce dediğine geliyorum. Sayın Başkan sen 140 milyon TL, 120 milyon TL verdin de bu kayıplar ne olacak şimdi? Tabii canım bunun cezası kesin olması lazım. Bu kayıplar ne olacak? Ne olacak? Koskoca kulübün, koskoca camianın bu kaybı ne olacak? 200 bin TL alıyorsun. Spor Toto Süper Lig'de galibiyet aldığın zaman. Ya ben şimdi aklıma bir şeyler geldi, onu soracağım. Şimdi başkanın fotoğrafı arkaya geldiği için söyleyeyim. Mesela başkan kongre kararı aldı, istifa etti mi başkan? Kongre kararı istifa etti. Ama ettim de ya bir açıkta mesela diyebilirdi, demedi. Bugün kaç aylık maaşlı olmuşuz personel? 4-5'inciye giriyoruz. Şubat'tan. Şubat almışlar mı olacak mı almışlar? Yok, Şubat duruyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 aylık. 4 ay. Ya şimdi kulübe gittin, kongre kararı aldın, her şey bitti. Helallik isteyeceksin, nasıl alacaksın ya? Vallahi çok zor bak ben sana söyleyeyim. Ya bu işin altında çok ezilirler bunlar yani. Yazık ya, en azından bari bunu kapasalar. Ve bak başkan da alaydan bekledim son hamleyi sana söyleyeyim. Personel maaşını yatır artık, kefaletin olsun senin bu. Ya da Ramazan ayındayız, fitre zekat ayı. Maaşlarını yatır 4-5 ay. Bir artık 10 mu vereceksin, 20 mi daha versin. Alma bak kaydı da versin. Bir de şu transferi açtırsın kardeşim. Bunu artık gelen kişi düşünmesin yani. Evet. Bunun cezasını ben niye çekeyim ya? Şimdi ben başkan adayım. Benim de suçum var. Ben adayım. Hadi ben de adayım. Şimdi kongresim adayım. Benim de suçum var abi. Niye ben 7 milyon euro buluyorum para? Nereden bulacağım ya? 7 milyon euroya takım kurarsın. Niye bulacağım ya? Bana söylesene. Bu işin cezasını kim çekecek? Aslan Parlakay mı yaptı Hatay? O çekecek. Cem Öztürk mü yaptı? Görkem mi yaptı? Alay mı yaptı? Onlar çekecek. Onlar açacak bu transferi. 23'ü çok kötü bir tarih söyleyeyim. 8 gün kalıyor. Sıkıntı büyük. Evet, 8 günde kimse aday çıkmaz. 8 günde geleceksin. 4 tane aday var. Kimin kazanacağı belli değil. Hangi parayı nereden bulacaksın? Ne zaman temin edeceksin? Hangi belediye başkanına destekleyeceksin? Atıyorum ben sana hangi hükümetten destekleyeceksin? Kimse vermeyecek. O başkan Alay'dan ben son hamlesi bekliyorum. Şu personelin parasını yatır. Transferi açtır. Gerisi artık Rabbim de onun arasında bir şey yani. Evet biraz mail okuyayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Yabancı bir isimle göndermiş. Birincilikte geçireceğimiz sezon için teknik direktör öneriniz var mıdır? Bursalı bir teknik direktör düşünülebilir mi? Göztepe yardımcı antrenörü Tahsin Tam benim önerimdir. Sizin görüşleriniz nedir? En kısa zamanda Süper Lig'e dönmek dileğiyle demiş. Bursalı'da olan herkesle ben de katılıyorum. Yani şunu da söyleyeyim, ilave yapayım. Bak şimdi Bursaspor bir alt ligdi. Ben görevi ne olursa olsun, bak hiç üzerinde durmuyorum. İsmail Ertekin'den daha iyi faydalanırım. Bunu niye söylüyorum? İsmail Hoca da alt ligleri bilen, alt liglerdeki futbolcuları tanıyan. Peki Beytullah, şöyle bir teknik şey. Adam. Bak, biz kendi adamlarımıza sabır gösterebilecek miyiz? Vallahi Orhan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kendi adamlarımız gelsin ben sonuna kadar sabır gösteririm. Camia da gösterir. Bu seneyi ben gördükten sonra, şimdi Mesut Hoca diyor ki benim ne kadar suçum varsa, senin ne kadar suçun varsa diye bir şey yok. Göztepe, Akhisar, Erzurumspor maçlarını bu takım Mesut Hoca ile oynadı. Bu takım Mesut Hoca ile oynadı. Ben kendi çocuğuma sabır gösteririm. Niye göstermeyeceğim? Bak nedenini görüyorum ya. Bir tanesi 1,5 milyon TL alıp gidecek, gidiyor. Diğeri 5-5,5 milyon TL alarak gidiyor. Paraya bak. 8 milyon, 7 milyon TL para veriyorsun. İki tane teknik adam. Uçtu. 7 milyon TL. Bak Mustafa Er, İsmail Ertekin, aklına X birisi kim gelirse gelsin.
Görevleri ne olursa olsun bak beni ilgilendirmez. Onunla ilgili mailler faydalanacaksın. Kendi çocukların çıkartır seni buraya. Ya bir de hedefin ne olacak ona bakma. Sen için transfer yapamazsan burada artık hocayı konuşmaya gerek yok zaten. Ya, yani atıyorum Yücel İldiz diye atıyorum Yalçın Koşuk Aktı bunları söylemenin esprisi yok. Sormak yani. Bak sormak ayıp bir şey değildir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Herkes futbolu bilmeyebilir. Herkes futbolcuyu anlamayabilir. Sokaktaki çocuktan daha iyi bir bilgi alırsın. Alt ligin futbolcusu farklıdır. Gelecek başkan ve yönetimler için söylüyorum bunu. Mesela İsmail Ertekin bence doğru bir isim. O ligi tanıyor, şampiyon oldu. Güzel bir organizasyon yaparsın. Herkesi, her şeyi camiaya açıklarsın. Ama kendi insanın da bunu yaparsın. Seveli, Matunay, Yusuf, Umut Nayır gibi topa vuramayan hücum oyuncularıyla ne gibi bir başarı bekliyorduk diye soruyor Sedat Başoğlu. Beklemiyorduk zaten, bu oldu. Takımı küme düşüren ilk önce Ali Ağa, ikinci sırada Samet Aybaba'dır. Aybaba çöp oyuncuları aldı, gençlere güvendi, onlar da randıman vermedi. Aybaba bu takımın yürüyemediğini bizim kadar biliyordu. Ocak'ta transfer için yönetime baskı yapsaydı, bu olumsuz cevap alınca derhal istifa etseydi daha şık olacaktı. Ama 5 milyon tatlı geldi, takımı dibe vurdu demiş Remzi Durmaz. Küme düşmeye bu kadar sessiz nasıl kalırız diyorum. Sonra hakemin son düdüğünden sonra sahada ağlayan bir tane topçu yok. İnsan hırsından ağlar ya. Ağlar. Seve Efendi sırıtıyor. Burak Kapacak, Ramazan çocuklar orta sahaya çöktü. Yusuf Erdoğan elleri belinde öfleyip pöflüyor. Hiç mi gururunuz yok arkadaş? Daha bir gün olmuş Tunay Torun Efendi Instagram'da hikaye paylaşıyor Hamburg'a diye. Öyle bir şey mi var? Yapmıştık. Zeynel Eren gönderdi. Bizimle bağlantısı kalmadı ki adamın umurunda mı olur Bursa Spor'u? Acı çekiyorum. İnsanlar geçmiş olsun derken bile kinayeli ifadeler var. Kendimi kapattım yoksa şu mübarek günleri çok... kendimi kaybedeceğim. Bu şehrin insanını, gönlünü verdiği takımı bu hale getirmek kimsenin hakkı yok. Hakkımı helal etmiyorum. Sadece yönetim değil, bu şehri yönetenleri de Allah'a havale ediyorum demiş Cüneyt Ağacak. İki sene kümede son anda kalan bir camiaya olağanüstü genel kurul kararı alıyor ve bu başkan tekrar başa geliyor. Böyle bir olay başka bir camiada yaşanmamıştır. Bugün Ali Ağa'ya soruşturma açılmış. İnşallah aldıklarının hesabını verecektir demiş. Hadi arkadaşlar, siz orada gazeteciler olarak kandırıldınız. Ama 1060 kongresi mi göremedi bunları? Testi kırıldıktan sonra gösteren çok olur. Güzelim Bursaspor'da siyaseti bulaştırdılar. Yazıklar olsun. Öncelikle altyapı A'dan Z'ye yapılanması lazım demiş Şenol Şahar. Hoca şimdiden ayarlanmalı. İrfan Muz'la Mustafa her takıma getirilmeli. Genel menajer Serkan Reçber olmalı. Yardımcılar da Ömer Erdoğan gibi, Ali Tandoğan gibi eski futbolcularımızdan olmalı. İnanın parasız çalışır bu insanlar. Artık özümüze dönmeliyiz. Hatta fırsata çevirmeliyiz. Şimdiden gençlerden oluşacak kadro, şampiyonluk kadrosunu kurmalıyız demiş Yasin Yılmaz. Maç bittiğinde ağlayan bir tane futbolcu görmedim. Merak ediyorum, acaba ekranlara mı yansımadı ama ağlayan çok taraftar gördüm. Erkan Bey doğru mu gördüklerim diye soruyor. Ben söyleyeyim, taraftarlar doğru söylüyor. Futbolcuların altyapı oyuncuları dahil ben gözyaşı döken görmedim. Altyapı oyuncuları dahil diyorum sana. Sadece sıkıldılar o kadar. Bak bir tanesinin ağladığını gözyaşını görsem gördüm derim yani. Ama daha önce hatırlayın ya Sakarya'daki maçı, ben orada canlı hissettik. Canlı yaşadık biz bunları yani. Ya Trabzon'da kaldığın zaman Harun'u hatırlayın. Aynen Harun dediğin gibi. Harun. Geçen sene Konya Spor maçından sonraki tabloyu hatırlayın. Onlar bir şekilde verdiklerini geri alırlar. Ele geçirdikleri arazilerin imarını değiştirip 30'luk kere 300 yaparlar. Bursa Spor'umuza verdikleri zararın hesabı sorulmayacak mı diye soruyor Fahri Bahtiyar. Fahri abi tanıyorum. Doğru yerden tespit yapmış. Söyleyeyim yani. Her şeyin öylesi demekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Lütfen ders çıkarmış başkan istemiyoruz. Uyarıları hep kulaklarını tıkadı. Yancıların sözüne baktı. Sonuçta bu geçmiş olsun. Umarım küllerinden doğarız demiş Ercan Karyağır. Orhan geçen hafta biliyorsun Levent Kızıl örneğini vermiştik. Levent Başkan takım bir alt lige düştükten sonra neler yaptığını gelecek başkanın ve yönetimin çok iyi hatırlaması lazım. Birilerinin onu hatırlatması lazım. Şimdi Erkan biraz önce bahsetti. Çoğu kişi Bursa Spor'a küs dedi. Yönetici olmak istemiyor, işte parasını vermek istemiyor ifade etti. Gelecek başkan yönetim tıpkı Levent Kızıl gibi yapacak. Herkesin ayağına gidecek. Bu şehrin bu takımı kucaklamasını istiyorsa eğer herkese tek tek gidecek, kapısını çalacak. Hatırlayın Levent Kızıl dönemini. Her gün gezdi. Her gün gitti. Bir depo mazot harcadık biz ya. Karacabey'den başı yine gölde bitiyordu serüven yani. Ama ziyaretten. İstediği reklamı da aldı. Kombineyi de sattı. Kombineyi de sattı ve herkesi maça da getirdi. Özlüce'de oturarak bu işler olmaz.
Özlüce'nin kapılarını şehre kapatarak da bu işler olmaz. Gezeceksin. Sayın Başkan olarak, yönetim olarak her yere gideceksiniz. Size küsler mi? O kapıyı iki kere çalacaksın küske. Küsse eğer. Üç defa çalacaksın. Kabul etmiyorsa dört defa çalacaksın. Bu şekilde Bursa Spor'u kurtarırsınız. Bu şekilde reklam bulursunuz. Bu şekilde destek görürsünüz. Ya bunu Levent Kızıl'ın bundan kaç yıl önce yaptıkları gelecek başkana ve yönetime örnek olması lazım. Dün akşam maçtan çıktım, yazıyı yazdım, attım. Stadyumdan çıkıyorum, arabaya bindim, gidiyorum yani. Elazığ'a geleceğim. Elazığ'da kaldım akşam ben. Önder diye bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. İzmir'de yaşıyor şu anda. İşleri de çok iyi. Bursa Spor başkanı çok gelirdi buradayken. Aradı, ya hadi geçmiş olsun falan filan konuşuyoruz böyle. Levent Kızıl diyor, onların da ortak arkadaşı yani. Görüşüyorlar Levent Kızıl'la, Ömer Kızıl'la. Ya dedi, ne oldu dedi Erkan. Anlattım işte, süreç böyle böyle oldu falan filan. Dedim ya işte dedim, işimiz kötü artık dedim. Yani 600 milyon yakın borçtan bahsediyor dedim yani, evet, bu parayla. Ya dedi, sen dedi 600 milyon TL Bursa için dedi borç mu dedi ya. İyi. Bak şu, aynen şunu söyledi. Aynen. 600 milyon Bursa için borç mu dedi. Ne diyorsun sen dedim. Millet bir kuruş vermiyor yani. Her iş adamı dedi 1 milyon TL verse bu borç zaten 3 dakikada bitirirler istese dedi. Evet. Ama güven problemi açtı. Bunları aşmadığın sürece yani destek, ayağına gitmek, ziyaret, bunlar çok önemli. Ne dedim bak, bir depo mazot harcadık ben Olay Gazete kameraman Ahmet abi de, yemin ederim sana, sen de geliyordun Beytullah. Yani Karacabey'den başlıyorduk, İnegöl'de bitiyor, İnegöl'den başlıyorduk. Yalavalı'nda yani gezmediğimiz Demirtaş'ta fabrika kalmıyordu. Bak şunu hatırla. İş adamları beraber oturup yemek yiyorduk, anlatıyordu, parayı alıyordu, destek alıyordu. Bak, sezona başlıyorduk, o yıl deplasmanın sponsoru garantiydi. Sponsoru garantiydi, aynen. Hiç bakmıyordu, arkaya yaslanıyordu yani. Bunları planlama hiç işte bu. Ayırmadı ama. Bak, planlama hiç buydu, evet tabii ki. Ya biz Orhan'la beraber gittik ya. Levent Kızıl'ın ofisine gittik. Ben 3 gün kaldım İstanbul'da. Orhan da geldi. Ofisin önünde oturuyorduk. Dönerci vardı. Bak bu dün gibi oturuyorum. Marmaris dönercisi oturuyoruz. Levent abinin yanına gelen çıkan futbolcular 30 milyon fotoğraf çekiyordu. 2 günde transfer bitti. 10 tane transfer yaptı. Serkan Reşberler, Mehmet Türk Mehmetler. Bu şekilde bitti. Yani şimdi bakıyorum ben transferde de. Hep katakuller dönüyor. Hepsi gözümüzün önünde oldu bizim o dönemde. Bir tane menajer vardı. Barış vardı. Bütün oyuncuları getirdi. Tek tek. Öyle. Ve biz lige çıktık. Serdar Toprak'la hepsi önümüze geldi. Ayağımıza geldi. Şimdi tam tersi. Ya peşinde koşuyorsun. Ama bu işte tamamen yöneticilik başarısı, beceri. Anladın mı? Sen şimdi Bursaspor transferi kim yapıyor ya? Karşına geçse selam verme. Ben selam vermem karşıdakine. Bursaspor'a kim? Şu anki şu dönemki adamlardan bahsediyorum yöneticilerde. Bir tanesine selam vermem ben transferde. Mümkün değil ya. Evet, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yine burada olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. 21 takım olabilir mi diye bölümde biraz böyle konuştuk. Onunla ilgili birkaç detay vereyim. Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Trabzonspor Başkanı getiriyor bu öneriyi. Ahmet Ağoğlu. O getirmiş Kulüpler Birliği toplantısında. Yani düşmeyi kaldırabilir miyiz? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Ve ardından Fikret Orman da destek vermiş. Kulüpler Birliği Başkanı, evet, bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz diye. Ardından iftar yemeğine geçiliyor. Orada Spor Bakanı'na söylüyorlar bu durumu. Ligden düşme, 21 takım olabilir mi lig diye. O da Hüsnü Güreli'ye diyor ki bir araştırın. Bu hafta muhtemelen UEFA'ya bir soru, yani başvuracaklar Türkiye Futbol Federasyonu nasıl olur diye. Yani çok da umutlanmamak lazım ama yine de bir soracaklar. Benim bildiğim bu konularda UEFA yerel yapabilirsiniz diyor, evet, ama bir yıl sonra. Yani bir yıl geçmesi gerekiyor diyor. Ama tekrar UEFA'ya bir görüşlerini soracaklar. Kongre ile ilgili de 15-23 Haziran Genel Kurul Bursaspor'un 15 Haziran'daki ilk oturumda olur mu bilmiyorum. Bununla ilgili de olması yönünde bir çaba var galiba. Evet. Eğer çoğunluk sağlanmazsa 23 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulu yapılacak. 8 Haziran değil mi başkan adayları? 8 Haziran'da da başkan adayları divan kuruluna başvurularını yapmak zorundalar. Yönetim listeleri son 1-2 güne kadar değişebiliyor galiba, evet, değil mi? Ali Ay hakkında bu arazilerle ilgili dava açıldı galiba bugün. Soruşturma başlatıldı. Timur Nuyan Bursaspor'a faydası olabilir mi diye soruyorlar. Yani aslında benim, bunu biz haftalardır dile getiriyoruz. Genel kurul olduğu takdirde tek aday olması yönünde. Bu şehrin
birinin etrafında buluşması gerekiyor. Artık işte geçen hafta Erkan da söyledi. Yani artık vali, büyükşehir belediye başkanı mı işaret edecek? Birileri mi işaret edecek bilmiyorum ama bu işin artık para kısmı da var. Bunların da destek vermesi gerekiyor. BTSO'nun %100 destek vermesi gerekiyor. Yani bir 6,5-7 milyon euro transfer tahtasının açılması gerekiyor. Bu şehrin sen ne dedin az önce, 600 milyon borç mu dedin? 7 milyon euro da çok büyük bir rakam değil. Bu şehir bunun altından kalkabilecek kapasitede. Bunu Alay mı açar, şehir mi açar bilmiyorum ama bir an önce bir kampanya başlatılması gerekiyor. Evet, hepimizin acısı büyük şu an. Hakikaten yakışmıyor Bursaspor gibi büyük bir camiye, Bursa gibi büyük şehre. Ama bir an önce de toparlanması gerekiyor. Tekrar ayağa kalkması için. İşte hepimiz elimizde, önümüzdeki sene ne yapılabilir, ne olur. İşte yerli bir hoca özüne dönsün. Ya, herkes bir önerik. O ligi tanıyan bir hoca bulman lazım. Yani ben daha farklı düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ya bilemem. Yani işte Serkan Rençber diyoruz. İşte Bursaspor'un efsaneleri var. Getirebilirsin. Yani bu iş artık biraz da moral motivasyona da ihtiyaç var. Şehri tanıyan, bilen, burada o coşkuyu yaşamış insan. Serkan Rençber şampiyon olmadı mı burada? Tabii canım. İkincilikte şampiyon oldu. Tabii. Şöyle bir fark çok var. Çok iş yaptı o zaman. Tabii. Şöyle bir fark var yani. Yani bir an önce benim derdim bir an önce bu şehrin ayağa kalkması. Ya birkaç gün sürer tabi bu şey. Ya muhakkak. Yani herkes acısını yaşayacak, tepkisini gösterecek. Şimdi bir alt lig çok farklı. Yani işte buranın teknik adamı, futbolcusu, havası. Şu hataya da Beytullah, şu hataya da düşmemek lazım. Bursaspor daha önce bu hataya düştü. İlk yani o acıyı yaşadığımız 2004 yılı mıydı? Evet. Bu kadro %100 çıkar dedik. Çıkmadı. Yani senin dediğine %100 katılıyorum. Bu ligi tanıyan hoca ve oyuncular. Hoca kesinlikle öyle olması yani, lazım. Ve başarılı, bu ligde başarılı olan oyuncular. Ya güzel bir yapılanma yaptığın vakit hocan, işte onun yanında bir başka birini koyarsın, sportif direktörün adına ne dersen de birilerini koyduğun vakit bilen herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Şimdi bugün baktım ben mesela. Ya Gençler Birliği'nde işte Süper Lig'e çıktı onlar da. Selçuk Şahin oynuyor. 36-37 yaşında. Nobre oynuyor 38 yaşında. Nobre bıraktı galiba. Bizim Bekir Yılmaz oynuyor. Yasin Pehlivan oynuyor. Kaleci Hakan Arıkan oynuyor. Ya bunlar hep baktığım vakit 35 yaşını geçmiş futbolcular. Denizlispor'da Mehmet Akgüz var. Yani biraz önce izleyicimiz atmıştı ya genç futbolcularla falan. Biraz burada tecrübeye de ihtiyaç var. Bu lig farklı. Yani bulacaksın mesela. Atıyorum. Kayseri'den Şamil'i döndüreceksin mesela. Evet. Döndüreceksin. Çünkü lazım sana. Erdem Özgenç. Getireceksin. Aklıma geldiği için söylüyorum bunları mesela. Yani yapılan... Hatay'da bir sol açık verdi. Ya bulursun. Dedi. Bak ikisi ortadaki kaynaşmayı güzel yaparsan ama tecrübeli mutlaka lazım. Çünkü bu ligin havasını bilen insanlara mutlaka ihtiyacı olacak Bursaspor'un. Fanatik gazetesinde İyi düşünmek lazım. Necati var. Çok severim kardeşimi. Arada sırada radyoda programa da bağlanıyoruz. Beraber yorum da yapıyoruz. Şöyle bir şey yazmış geçen sosyal medyada. Finali Gaziantep'te Atay Önar da yazmış. 3-4 gün önce yazmış yani maçta. Bilmiş. Bir tane yorum daha yazmış. Demiş ki Atay Spor'da demiş 4 tane bir alt ligde oynayacak oyuncu yok demiş yani. Birinci ligde. Yok. Şu kadro adamlar da inanmışlar bakar mısın? Yani, o ligde yani şu an bulundukları ligde oynayacak 4 tane oyuncu yok. Yani. O kalitede oyuncu. Birliktelik var. Yani o birlikteliği sağlar. Tabii ki bunu biz de geçmişe sağladığımız için tabii sağlayabiliriz ama İşte dediğim gibi birazcık bu acıyı yaşayacağız. Ondan sonra da kabustan bir an önce uyanmak lazım. Peki içeride tutacağınız oyuncu olur mu? Mesela 9 oyuncunun bitti sözleşmesi gidecekler. Bir de şu var bak. Sanki komple gidiyormuş gibi hissediyorum şu anları söyleyeyim. Bak Bursa Spor'un ne yapacak? Mesela kaleci Muhammed Okan var. İkisini satarsın yani. Bursa Spor'un ne yapıp edip oyuncu satışından mutlaka para kazanması lazım. Kazanır mı? Kazanır. Nereden kazanır? Öyle veya böyle bak. 3-5 demeyeceksin, vereceksin. Ama işte Haziran, o da şeyi bulur belki. Eylül ayını bulur. Bulsa da dayanman lazım. Yani bir şekilde transfer tahtasını açtıracaksın. Bu 6,5-7 milyon euroyu bulacaksın. Onu %100 yapman lazım. Takviye yani. Yapman için de mutlaka oyuncu satışından gelir elde etmen lazım. Sivas Spor bundan 2 sene önce düştüğünde sadece Atıf Şeşu'yu Fenerbahçe'ye verdi. 4-4,5 milyon euroya. O 4-4,5 milyon euro ile takım kurdu ve takviye yaptı. Ve takımı Süper Lig'e çıkardılar. Sen kimi vereceksin? Ver abi. Ver. Yani hiç bakmıyorum. Bana bu kadro içerisinde kim kalsın dersen kalecilerden bir tanesi kalsın derim. Gerisi diğerleri boş. Çok beni ilgilendirmiyor. Bak, açıkçası öyle söylüyorum. Diğerleri beni çok ilgilendirmiyor. Arkadaşları da görelim şimdi. Şimdi Aytaç Kara kaldı. Yusuf Erdoğan kaldı. Kaç para alıyor arkadaşlar? 6 milyon TL. Bursa Spor'un bir alt ligde 6 milyon TL verme lüksü var mı? 1,5'ü geçmemesi. Oynayacak mısın 1,5 milyon TL'ye? Var mısın? Kimse kalmaz. Yani. Aytaç Kara olarak, Yusuf Erdoğan olarak... Var mısın 1,5 milyon TL'ye oynama? Gelmeyeceksin o işe de. O zaman gideceksin. Para kazandırıp gideceksin. Sonuçta öyle veya böyle bu lig Süper Lig'e yeni çıkanlar var.
talipleri mutlaka çıkar. Kötü bir sezon da çıkar geçirseler Bursaspor'un para kazanması lazım. Ya geçen Necmettin abi aradı beni. Onunla konuştum da o da mesela sıcak bakıyor. O aynı şeyi söylüyor. Yani Erkan takımı diyor kuracağım diyor tabanca gibi diyor. Hazırlık maçlarına başlayacaksın diye. Çok doğru söylüyor. Çat çat hazırlık maçlarında kazanacaksın. Eylül ayında da orada diyor. 52 oyuncuları şey uyu Muhammed'i, Umut Meraş'ı, Baci'yi, bu tip oyuncu Okan Koçuk altında diyor gerekirse satacaksın diyor. Ama diyor oynatarak satacaksın diyor bunları diyor hazırlık maçlarında. Çünkü satamayacak gibi hazırlaman lazım. Satamazsan veya işte satacakmış gibi kadro kurarsan atıyorum şu hazırlığında satamazsın gibi oyuncular elde kalırlar yani. Tabii. Kimse talip olmaz. Biliyorsun transfer dönemi transferin son günlerine kalıyor. Yoksa bu oyuncular saydığımız isimlerde 5-6 milyon euro gibi rakam gelir de düşünüyorum ben yani. Gelir. Elin rahatlar. 20 milyon. Ben mesela benim kafamdaki matematik 20 milyon TL takımda kurarsın çıkacak yani. Ankara Gücü'nden Cebrail dedi ki Göztepe Bursa Spor'dan daha çok ligde kalmayı hak ediyor. Gol attığımız için özür dileriz. Öyle bir şey demiş mi öyle? Evet. Yani bilmiyorum. Yok canım o empati şey yapmış ya. Ceyhun Akarsu göndermiş ama şunu demiş hakeme gidip Berkan açıkladı çünkü. Ya şimdi Göztepe Ankara Gücü maçında izledik. Bak Göztepe iyi mücadele etti. Hatta Bursa Spor'un Göztepe karşısında oynadığı futboldan çok daha iyi bir futbol oynadı Ankara Gücü. Bak bunu %100 söyleyebiliyorum. Baskı kurdu. Oyunu rakip sahaya yaydı. Pozisyonlar buldu. Şimdi bugün baktım Cebrail Karayel'e işte nedir ne değildir. Çok tanıdığımız futbolcu değildir. Özel'iymiş galiba. Ya niye yapıyorsun o hareketi yani? Kaleci misin sen yani? Sen kaleci misin yani? Erman Toroğlu'yla Ahmet Çakar midem bulandı demiş tabii. Yani. Ama öyle oraya gitmez ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi taraftarları görüyorum çatışmaya başladılar. Bizim dostumuz Baki. Dostluk bozmaz. Göztepe'de bozmaz arkadaşlar. Taraftarlar kendi aralarında dost kalsın. Futbolcularla ilgili sıkıntılar varsa onları eleştirelim. Empati yapsın Ankara Gücü'ler. İki defa. Ankara Gücü Sivas Spor'la maç oynuyordu geçen hafta. Ankara Gücü maçı kaybetti. Sivas kazandı. Cebrail aynı penaltı yaptırdı. Neyse derlerdi. Bak Ankara Gücü Sivas maçını kaybetti. Geçen hafta. Kaybetse diyorum. Kaybetse. Küme düşüyor. Neyse derler. Bu Cebrail şu eli uzatsa neyse derler. Empati yapsınlar birazcık. Yani şunu da yazıyorlar. Bursaspor iki defa düştü. Ankara Gücü son maçı ilk düştüğünde Sebat'la oynuyor. 3-2 mağlup. Son maçı Göztepe ile oynuyor. Bursa, yani Ankara Gücü Sebat'tan puan alsa Bursaspor ligde kalıyor. Tabii Göztepe'den puan alsa yine ligde kalıyor. Ligde kalıyor. Ya tabii bu Ankara Gücü üzerinden de yürümek lazım. Yani koca dostluk sezon... tabii ki Baki. Tabii. Yani ben ona bir şey demiyorum ama. Tek suçlu tabii Ankara Gücü'de de değil. Ben Cebrail de değil. Ama Cebrail yaptığı hareket hoş olmamış yani orada. Yani eli hiçbir şey yokken topu elle uzatması biraz garip geldi yani. Hadi şöyle yaparsın anlarım da bu el açık böyle gerek yok. Yalnız şunu da söyleyeyim. Hakem Cüneyt Çakır da Ankara Gücü'nü doğramış. Doğramış. Bence %100 penaltı. İlan parlan pozisyonu. İzlemiyor bile yani. Çok adaylı seçim bence başarı getirmez. Levent Kızıl başkanlığa ikna etmek ve idari menajerde adil cenkçilerin olması lazım demiş Mustafa Atı Yenişehir. %100 katılıyorum. Bu arada şey söyleyeyim Göztepe maçının VAR hakemini biliyorsunuz değil mi yine? Yine Mete Kalkan. Ya böyle bir skandal olabilir mi ya? Yani bu nasıl bir adam? Ben Mustafa Çuzcu'ya da bunlar yani eleştirmemiz lazım yani. Ne ayıp ya terbiyesizliğin yüzmüyor ki kaç yani her hafta Mete Kalkan atılır mı Göztepe maçına ya? Ya bu hafta da şey yapmışlar burada. Bu yarın akşam Mete Kalkan. Ya şaka mı bu ya bu? Ya bir resmen defterimizi dürdüler ben sana söyleyeyim ya. Ya Mete 6 haftadır Göztepe maçına çıkıyor. Ve dünkü yani VAR hakemisin, penaltıyı vermiyorsun. Mümkün değil ya. Kırmızı kartla bir atman lazım oyuncuyu yani. Evet. Biz nelerle uğraşıyoruz yani. VAR'la uğraşsan hadi bir de hakemlerle MHK'si. Evet, Bursa Spor'u önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta finalde yine konuşacağız. Hafta içinde yine konuşacağız. Milli takım, amirli takımımız kampta Antalya'da. Şenol Güneş de biliyorsunuz ilk iki maçını kazanmıştı grup eleme maçlarını. Şimdi Fransa ve İzlanda maçları var. Onun öncesinde de Yunanistan ve Özbekistan'la iki hazırlık maçı oynayacak Antalya ve Alanya'da. Ardından Konya'da Fransa. Ardından da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Onlara da başarılar dileyelim. Milli takımda Bursa Spor'dan Umut Meraş da bulunuyor. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Sizlere de yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bursa Spor 2018-2019 sezonunu kötü bitirdi. 2019-2020 sezonunda eğer Süper Lig 21 takıma çıkmazsa Spor Toto 1. Lig'de olacak. Acı bir sezondu. Biz de bu akşam bu acı sezonu biraz değerlendirmeye çalıştık. Neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Yorumlarımız önümüzdeki hafta finalde yine devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.